böyle kendilerine bir teşekkür edelim istedik. Çok yoğun çalışmışsınız, öğretmeniniz öyle söyledi size, doğru mu? Evet. Okuma yazma öğretmişsiniz, doğru mu? Evet. Sayı saymayı da öğrendiniz mi? Evet. Hem ileri hem geri sayabiliyor musunuz? Evet. O siz hepsini başarmışsınız, aferin sizlere. Peki ikinci sınıfa geçtik mi? Evet. Önümüzdeki yıl ikinci sınıf mı olacağız? Peki arkadaşlar, ben sizin kalbi heyecanınızı çok bölmeyeyim, uzatmayayım. Hepinize iyi tatiller diliyoruz zaten. Gülbahar abla gel. Gel. İsmi okuma gelsin. İsmi okuma gelsin. Benim şarap. Dilanı gelsin. Ben kime kim benim? Elif Hanım. Dilanı diyeceğim. Yusuf Kaplan, Bedir Bey. Hayır sus. Hocam. Erman burada mı? Erman. Şerman, Şerman. Hocam da Şerman. Gidelim mi? Alırım abi. Şerman. Tebrik ediyorum. Hocam benim. Erman Bey. Yılmaz. Yusuf falan. Hocam yani kim? Malumunuz hep söylüyoruz, her platformda dile getiriyoruz. Ülkenin insan kaynaklarını yetiştiriyoruz. Yarınların insan kaynakları. Ve biz bu insan kaynağını ne kadar nitelikli, ne kadar donanımlı yetiştirirsek ülkemizde dünya arenasında o kadar güçlü olacak. Yapılan uluslararası sınavlar var. PISA, TIMSS, PIRLS gibi sınavlar. Bu sınavlar boşuna yapılmıyor. Bütün dünya birbirini değerlendiriyor, tüm ülkeler. Neyi değerlendiriyorlar? İnsan kaynaklarının gücünü, potansiyelini. Ve yatırımcı bunları kendisine baz alarak yatırımını yaptı. Diyor ki A ülkesi iyi durumda, insan kaynakları yeterlidir, yatırımınızı buraya yapın. B ülkesi gelişmişliğini tamamlamamış, buraya yatırım yapmayın. Bize düşen ne? Ülkemizi en iyi şekilde, en yukarıya taşımak için bu öğrencileri en nitelikli şekilde yetiştirmek. O yüzden ülkenin esas gücünü öğretmenler teşkil ediyor. Her platformda söylüyor. Ha belki hak ettiğimiz özlük hakları daha da iyileştirilecekler. Biz bunların hiçbirini görmüyoruz. Belki çok zor şartlarda, köylerde, mezralarda görev yapan arkadaşlarımız var. Fakat bir eğitimci bu bakış açısına sahip olduğu sürece, ülkesinin geleceğini inşa ettiğini unutmadığı sürece emin olun, hiçbir zaman yorulmayacaktır, hiçbir zorluk onu yıldırmayacak. Ben sözü çok uzatmak istemiyorum. Bir yıl boyunca yoğun emek harcadınız. İnşallah sizler de dinlenin. Önümüzdeki yıl enerjik bir şekilde öğrencilerimizi kaldığı yerden yetiştirmeye devam edeceğiz. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. Ailelerinize ve sevdiklerinize de çok selamlarımızı iletin. Sağ olun, var olun diyorum.
5. mezunlarımı verdik, 4. sınıf mezunlarını. Önce diploma töreni yaptık, ardından da halay çekerek bütün üyelerimizin katılımıyla bir görsel tören hazırladık. Emeği geçen bütün öğretmenler arkadaşlarıma, başta öğretmenlerime ve üyelerime teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel günlerde yine buluşmak dileğiyle. Karneleri dağıttıktan hemen ardından halay çektik. Umarım daha güzel inşallah, daha güzel günlerde yine beraber olmak dileğiyle. Teşekkür ediyoruz. Berat.